Ekonomiden memnun değilim. Zaten memnun olmam için aptal olmam gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bir genç olarak ben bu yaşta istediklerimi yapamıyorum ve bir şey almak istiyorsam da, çabalamak istiyorsam da ömrümün yarısını feda etmem gerekiyor. Mesela örnek veriyorum, ben bir arabaya neden ömrümün 10 yılını feda edeyim ki? Ben bir birey değil miyim? İstanbul'un, yani Türkiye'nin bir genci değil miyim? Türk vatandaşı değil miyim? Eskiden bakarsak dünyanın %90'ı Türkiye'ninde. Şu an Türkiye'nin hiçbir şeyi yok. Biz dünyanın öbür ülkelerini daha gidip göremiyoruz gençken. Yurt dışındaki 5-6 yaşındaki çocuklar gidip 20 ülke, 30 ülke gezebiliyorken, kendi hani zihin açısından da geliştirebiliyorken, biz burada makarna ve peynir, zeytin, ekmek peşindeyiz. Şimdi hep ekonomiyi tartışıyoruz. Böyle olmaması lazım. Hangi arabayı almamız gerektiğini tartışmalıyız. Nerede oturma gerektiğimiz, nerede tatil yapma gerektiğimiz tartışmalıyız. Çünkü biz asil bir milletiz. Türk milleti. Bence birçok milletten daha asil. Birçok milletten, yemin oluyorum, ben çok düşünüyorum, daha gururlu ve daha hani yardımsever. Şimdi örnek veriyorum, yurt dışına gittiğin zaman, bir şey istediğin zaman insanlardan çekingenler. Çünkü birbirlerini çok sevmiyorlar. Orada insanlık kavramı yok. Ha, Türkiye'den bu durumda olduğu halde, bu kadar gariban olduğumuz halde düşünüyorum. Bu iyilik varsa, bir de bu ülke ekonomi olarak güzel geliştiği bir ülke olduğunda, bence insanlar daha pozitif, daha böyle kendince mutlu olabileceğini düşünüyorum. Şimdi böyle bir ülkeyi mahvetmek gerek yok bence. Hani bu ülkeye de bir şeyler yapılması gerekiyor. Önemli olan yol vesaire değil. Benim ne yediğim, benim nasıl gezdiğim, benim yani buradan geçerken buranın görüntüsü umurumda değil. Benim bugün ne yaptığım umurumda. Ben bir bireyim sonuçta. Yani bunu umursayan bir ülke olduğunu da düşünmüyorum. İnsanları umursadıklarını da düşünmüyorum. Tek düşündükleri, hani gerçekten hani nereden nasıl kısabiliriz? Bir yerlerden kısmayı değil de artık vermeye çalışsak. Hani ülkeyi bir nezle de olsa mutlu etmeye çalışsak. Bir nezle de olsa bizi insan olduğumuzu hissettirseler. Çok mu şey istiyoruz genç olaraktan? Ben bir genç olarak bu yaşta yaşam kaygısı düşünmemeliyim. Nerede ne yapmam, tatil yapmam gerektiğini, hangi arabayı alacağımı düşünmeliyim, ama buna düşünmek için de ömrün yarısını vermek gerekiyor. Ben aptal değilim ki 20 yıl çalışayım herhangi bir yerde sırf bir araba için. Gerek de duymuyorum. Yani kısacası çalışmadan, aileden belki geçinmek değil de kendim birkaç iş yapıp, yani yaşamı ölmeyi bekliyorum, öyle düşünüyorum sizlere. Çünkü ya farklı bir ülkeye gireceğim, gerçekten hayatımı geliştireceğim, kendimce gelişeceğim. Düşünsenize, bir Türk genci olarak farklı ülkelere kaçmayı düşünüyoruz. Ülkemizi terk et, neden terk ederim ki? %80'i şu an terk etmeyi düşünüyor ki, şöyle düşün yani, 5.000-10.000 euro verip farklı ülkeye giden insanlar var. Şimdi 5-10 bin euro veriyorlar, kaçak yollarla gidiyorlar. Neden bu kadar onlar için değerli? Çünkü gittiklerinde ekonominin güzel olduğunu, insan olabildiklerini hissedeceklerini biliyorlar. Biz aptal mıyız ki biz Türkiye'yi, mükemmel bir coğrafyayı, mükemmel bir ülkeyi terk edip başka ülkelere gidelim ki kaçalım? Biz bu gerçekten cennet vatanı neden hani bir anda es geçip köşeye koyup hadi ülkeye, başka ülkeye gidelim diyelim ki Türk gençler olarak? Bize neden bunu hak gördüler ki, veya bizi neden bunu bize şey, bir hor gördüler. Her şeyi bize fazla görüyorlar. Bence birazcık daha gençlere umut olmalılar. Gençlere biraz ön açmalılar ve ışık olmalılar. Ama onlar genelde ampul koyup, ampul de elleriyle patlatıp karanlıkta bırakıyorlar gençleri. Bu gençler karanlıkta bırakılacak gençler değil. Çünkü emin olun çok zeki gençler. Bir örnek vereyim. Bir biliyorsunuz bir şey gerçekleştirdi. Hani neydi onun adı? Bilim insanlarının kendi aranda yaptığı şeyler. Gençlerin bilim dalında yaptığı şeyler. Bir kız kansere nasıl tedavi bulunabilir diye kısa bir örnek geliştirdi kendince. O kızın örneğini çöpe attılar, köşe attılar. Çünkü ülkenin gelişmesini istemiyorlar. Gidip salça makinesini seçtiler. Salça mı daha önemli, insanların kanserden ölmemeden kurtulması mı daha önemli? Bence canım daha önemli. Bana ne salçadan? Yani mantıken baktığında ama direkt o seçilmeli değil mi? Ama bizde ön açmıyorlar. Çünkü daha çok ülkeyi geriye atmaya çalışıyorlar. Bu ülkede ne yapsalar bile geriye gidecek bir ülke değil. Ben eminim, kendimce eminim. Çünkü ben 15 Temmuz'da gördüm. Bu ülke ayaklandığı zaman farklı bir ülke. Bu ülke 5 yıl sonra bir ekonomik kriz yaşadığı zaman emin olun yine ayakta durabilecek bir ülke. Şu an bir paket sigara 1000 lira olsa da yine çabalayıp alacak bir ülkeyiz. Biz şey yapmıyoruz aslında böyle hani. Ya oğlum bu değil. Hep okey diyoruz. Başka ülkede böyle bir şey olunca direkt ayağa kalkıyorlar. Biz susuyoruz, bekliyoruz. Hani belki düzeltirler. Benzin zamı bu. Zam değil ki o ya, direkt. Zam. Minik zam. Ufak zam. Yani saçmalık ya gerçekten. Kısacası gerçekten mükemmel, güzel bir vatan ama harcanıyor. Harcanmaya da devam edecek. Aklı olan kaçsın diyorum ama keşke de kaçmaz durumumuz olmasa. Keşke bu mükemmel ülkede insan gibi yaşayabilsek, insan olduğumuzu hissettirebilseler diyorum. Bir tek sorun ben değilim ki, kimse geçinemiyor. Hiç kimse geçinemiyor. Şimdi çok yüksek, hiç memnun değiliz. Şimdi köprünün oradan geliyorum. Bak orada MS hastası çocuklar bile para topluyor. Yine halk. Halk hangi birine yardım etsin ki? Ortalık almış başını gidiyor. Askeri ücreti ne zam olacakmış? Bunun haberini duyan bütün esnaflar, herkes şimdiden etiketlerini hazırlamış. Eğer Cumhurbaşkanı, Başbakanımız bunun önüne geçiyorsa öyle zam yapsın. Yani askeri ücreti zam yine 29-30 yapacak. Kiralar 20-25 olacak. Tekrardan bir kilo bakliyat veya bir meyve yükselecek. O zaman neden zam yaptık? Ben önce lütfen düşünerek karar verilsin. Senede bir karar olsun. Ama gelişi güzel. Onu zamlat, bunu zamlat. Askeri ücret zamlatılsın. Biz hani bir yabancı ülkede ben izlemiştim. Etin kilosu 6 milyar çıkmıştı. Kimse et alamıyor. Hayal.
ama herkes fakirlikten yokluk olmuş. Sanırım Türkiye'mizin güzelim memleketi bu hale getirecekler. Her şey var ama dokunamıyor. Ya zenginler tamıyor ya fakirler ölecek, orta seviyede dibe. Böyle olmamalıdır. Zaten ekonomi yükselteceksek, insanlara yardımcı olacaksak askeri ücreti yükseltimi, fiyatlar yerli yerinde durmalı. Mesela tarla bağ bahçeden çıkıyor 1 liraya, buraya bize gelene kadar 40-50 liraya. Ben bugün 18 milyar kira ödüyorum. Bana 30 bin de askeri ücret dersiniz, ben neyle geçinirim? Hangi devlet başa geldi? Başta belediyelerimiz ve büyüklerimize kadar herkes kendine çalıştı. Şimdi yerler değişti, bu defa olanlar yok oluyor, yeni nesil. Yani herkes ahbabını çevresine haklı olarak koymaları ama o kalanlara da iş bağlamaları. Yani başa gelmek için o kadar iyi hesaplar edilmeli ki. Herkes geldi ama her gelen de halka, inanır mısın, bir market var, bin benim yanımda her hafta alışveriş ediyorum. Her hafta etiket değişiyor. Her gün değişiyor. Öbür marketlerde. Bu ne? Bunun adı ne? İnan ki her şey aynıdır. Kesinlikle. Yabancı mesela İsrail'in ürünlerine bir dedi ki boykot yaptık, istemiyoruz. Nasıl da dibe düşürdü adam. Dedi ki kampanya. Mesela hayatta 400-500'e alamayacağımız ürünü 100'e 150 yaptı. Millet alsın. Demek ki oluyormuş. Mecbur, mecbur. Bizi neden bir başkasına mecbur ediyorsunuz ki? Ben niye devletimin kapısına gideyim, destek isteyeyim? Bana da yazık, günah değil mi? Benim ülkemde her şey var. Yazık, günah. Neden dış ülkeye gidiyor? Neden oranın ürünlerini buraya verdiniz? Gıda, gıda. Biz ekim yapıyorduk köylerimizde, memleketimizde. 5 yıllık tohum saklıyorduk, oluyordu. Şimdi yıllık olmuş. Sade kazılıyor, bir daha ekmesen olmuyor. Bu nedendir? Bir başkası, yabancı ülkenin neden ürünü Türkiye'mize getir? Biz bize yeterdik. Bize bir başkasını kattılar, biz gidiyoruz. Kendilerine başta çeki düzen versinler, ondan sonra ekonomiye karar versinler ki hangi seviyeye gelecek. Milleti bitirdiler ama yavaş yavaş halk da bitirecek. Biz değiştireceğiz sırayla. Olmadı bu defa iç savaş. Kimler başta olan hepsi inecek. Bizle beraber öleceğiz. Yani bu iç savaşa kadar bizim büyüklerimizin, başta olan devletimizin hal hareketidir. Ben kınıyorum. Yazık. Çok yazık. Ben bu kadar bir cumhurbaşkanıysam, benim hastalarım, benim ekonomi durumum, ben fakirlerimi mesela şimdi artık neye çevirmiş? O kadar sorun çok ki atlıyorum. Size hangi birini anlatayım? Kiralar var ya, şimdi artık dur ekonomiye göre. Artık yani ev sahiplerinin insafine kaldı. Bu nasıl bir yönetim? Neden yüksek? Ev sahiplerin artık insafına kalmış. Yarıdan yarı. Benim canım istemiyor, çıkmanı istiyorum. Ben 50 yapıyorum. Bekleyenler var. Suriyelileri de ne yapıyor? Onları ne yapıyor? Onların iş adamları da Türkiye bas bas bağırıyor. Ben yatırım yaptım, insanlarımızı savaş yaşadık, destek veresin diye. Ama hem oradan alınan hem burada üstümüze salınan olmaz, ayırt edeceksiniz. Zam istemiyoruz. Vallahi biz askeri ücret de zamlanmasın. Ama elimizdeki yükselmesin. Biz şimdiki askeri ücrete de 2 seneye de razıyız. Bizi kandırarak buradan yükseltiyor, sabah markete gidiyoruz, her şey fırlamış. Mesela örneğin mazot, benzin. Türkiye hiçbir ülkede olmayan faiz. Faiz deyip bağıra bağıra burada çığlık atmak istiyorum. Ve bütün ülkelere kadar hiç mi utanmıyorsunuz? Nasıl bir insansınız? Ben ırk ayrımı yapmam. İnsan olan bunu yapmaz. Akıl sahibi olan yapmaz. Kendinizi garantiye almışsınız. Ama sizi oraya getiren kimdir? Yine halk ve bizleriz. Elimizi çektiğimiz an yine de aşağıdasınız. Hala halk direndi, acaba mı dedik. Çünkü yabancı ülkelere karşı inadımızdan da olsa dedik ki birazcık Türkiye'yi yani yine de elimizde tutalım belki. Baktık olmadı, sırayla gidiyoruz. Bakalım nereye kadar. Lütfen biz askeri ücret zamlanmasını istemiyoruz. Bizi ev sahiplerinin insafına bırakmasın. Devletse görevini yapsın. Orada kalem tutup herkes ay başı 200, 300, 500'ünü alıp içeriye çekilemez. Ben burada sefalet yaşıyorsam o da yaşayacak. Ben zorluk görüyorsam onlar da görecek. Ben yaşıyorsam hep beraber yaşayalım. O zaman ekonomiye biraz el atın. Askeri ücrete bir tık fırlatın. Faizi de bir tık düşürün. Mazot, benzini de bir tık düşürün. Bak hep herkes geçinsin, ne kadar güzel. Herkes faiz yüzünden, herkes bir yerlere gelmek üzere hırsızlık çoğalmış, yalan çoğalmış, fuhuş çoğalmış, kim kimden kaçırma çoğalmış. Bunun hesabı kimdedir? Başta bu hale koyanda, devlet kapısında 6 ayda 500 ya da 1 TL yardım almak için kuyrukta insanlar yüzünü saklıyor. Terbiyesiz, utanmazlar. Herkesin hesabını at, ben göreyim. O ne gösteriş? Ben devletime kızıyorum.
Gerçekten hepimiz hizmet ettik, değmedi. Yazıklar olsun. Lütfen aldığınız paranın hakkını verin diyorum.